Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bir başka programda daha beraberiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele alacağız. Diğer bölümlerde mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri kazanabilme ihtimalinin çok az olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ihtimalin yok denecek kadar az olduğundan bahsetmiştik. Peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman seçimleri kazanamayacağı anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tarihi bir fırsat var. Ben tam aksini düşünüyorum. Bakın aylardır, hatta yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve mevcut CHP yönetiminin gizli AK Partili olduğunu savunuyorum. Mevcut CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'yla seçimleri kazanmanın imkansız olduğunu söylüyorum. Ve Erdoğan'ın en büyük kozunun bu olduğunu söylüyorum. Ama diğer taraftan ben ısrarla altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet CHP'nin önünde tarihi bir fırsat var. CHP'nin tarihinde olmadığı bir tarihi fırsat Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Cumhuriyet Halk Partisi söylem küçük bir yani önemli bir söylem değişikliğiyle, netleşmesiyle ve birkaç atama, görevden alma ve yeni atama ile beraber kendi tarihinin en büyük seçim sonucunu alabilir. Yani Ecevit'in 1977 seçimlerinde aldığından daha fazla oy alabilir. Cumhurbaşkanını seçtirebilir. Kendi içinden birisi ya da dışarıdan birisini. İnanın hiç zor değil. Hiç zor değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tarihi bir fırsat var. Ama mevcut CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu değerlendirmek istemiyor. Biz bunu somutlaştıralım. Nedir? Açıkça söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında başka bir isim olsa daha iyi olurdu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bu olabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak da Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihi fırsattan yararlanabilir. Yapması gereken şu: Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp İlk önce söylemini değiştirecek. Her şeyden önce HDP'nin ve Demirtaş'ın avukatlığını yapmayı bırakacak. HDP ile arasına mesafe koyacak. Efendim PKK terör örgütü deyip ondan sonra onun siyasal uzantısı olan HDP'yi savunmaktan vazgeçecek. Abdullah Öcalan'a başkan diyen, heykelini dikeceğiz diyen, efendim PKK silahlı terör örgütü değildir, silahlı halk hareketidir diyen, iki kelimesinden biri PKK olan, Kandil'e gidip poz veren, onları savunan Demirtaş'ı savunmaktan vazgeçecek. Yani HDP ile arasına mesafe koyacak, Demirtaş'ı savunmaktan vazgeçecek ki zaten Atatürk'ün partisinin başındaki kişinin yapması gerekenler bunlar. Ekstra bir şey istemiyoruz ama yapmaması hataydı. Bunu yapacak. Andımızın okutulması noktasına bakın, Cumhuriyet Halk Partisi önceden diyordu ama şimdi dikkat ederseniz demiyor. Andımız konusunda AK Parti gibi hareket ediyor. İktidara gelmeleri durumunda ilk haftada andımızı okutacaklarını söylemesi gerekiyor. Net bir şekilde devletin üniter yapısı konusunda güvence verecek. Efendim Hakkari'de yaptığı açıklamadan vazgeçtiğini net bir şekilde söyleyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter bir devlet yapısını ve bunun hiçbir zaman tartışılmayacağını, farklı isimler adı altında federasyonun ya da ona benzer yapıların gelmeyeceğini söyleyecek. Anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgisi olduğunu, hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini, Türkçenin Türkiye Cumhuriyeti'nin tek resmi ve eğitim dili olduğunu, doğrudan dolaylı bir şekilde hiçbir şekilde bunun değiştirilmeyeceğini söyleyecek. Türkçenin kırmızı çizgisi olduğunu net bir şekilde söyleyecek. Devletin Türk kimliğine vurgu yapacak. Millet tabirini kullanırken Türk milleti, devlet tabirini kullanırken Türk devleti tabirini kullanacak. Yani tek vatan değil, Türk vatanı, tek devlet değil, Türk devleti. Aynı zamanda tabii ki tek devlet ama bunun bir ismi var. Tek millet tabii ama bunun bir ismi var, Türk milleti diyecek. Vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes, etnik kökeni ve dini her ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, üst kimlik olarak Türktür diyecek. Rusya'dan gelen herkese Rus diyoruz, Fransa'dan gelen herkese zenci benci demeden Fransız diyoruz. Vatandaşlık bağıyla Fransa Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes nasıl Fransız oluyor, zenci bile nasıl Fransız oluyorsa, vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes üst kimlik olarak Türktür. Yani etnik köken, tabii ki herkesin kendi etnik kökeni var, kendi ana dili var. Kendi ana dilini ikinci dil olarak öğrenebilir. Derneklerde öğrenebilir, okullarda ikinci dil olarak öğrenebilir. Ama herkesin kendi etnik dilini resmi dil yapamazsın, eğitim dilini yapamazsın. Bunu hiç kimse yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu hiç yapamazsın.
Bunları söylemesi gerekiyor. Devletin Türk kimliğine vurgu yapacak, üniter yapısına, ilk dört maddeye vurgu yapacak, andımız HDP ile arasına mesafe koyacak. Yapacağı bu. Zaten bunları yapmak zorunda. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi demek bu demek ama ilginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi olmaktan vazgeçti. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün tekrar Atatürk'ün partisi olacak. 2-3 ismi görevden alacak. Fazla değil. Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Veli neydi işte Ağababa gibi, Veli Ağababa gibi isimleri görevden alacak. Onların yerine gerçek Atatürkçü, ulusalcı isimler getirecek ki var bunlar. Yani Cumhuriyet Halk Partili gerçekten isimler getirecek. İnan Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %40 yolculuğu anında başlar. AK Parti %50'lerden %25'lere düştü. Cumhuriyet Halk Partisi hala %20-25 aralığında. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyun en az %35 olması lazım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yaptığı hatalar yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar erirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları deriyor. Cumhuriyet Halk Partisi söylemini değiştirsin, bu söylediklerimi yapsın ve birkaç atamayı yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %40'ın altına kesinlikle düşmez. Ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını koysun, eğer bu söylemleri değiştirdikten sonra Cumhurbaşkanı rahatlıkla seçilir. Bunları yaparsa, bunları yapmazsa zaten seçilemez. HDP'nin avukatlığını yaptığı sürece, Demirtaş'ı savunduğu sürece, devletin üniter yapısına vurgu yapmadığı sürece, ağzından Türk milleti, Türk devleti andığımız kelimeleri çıkmadığı sürece tabii ki seçilmesi imkansız. Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'si, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'si olduğu sürece tabii ki seçilemez ama Atatürk'ün CHP'si olursa Cumhuriyet'in kurucu değerlerine geri döner, kurucu felsefesini benimser, anayasanın ilk dört maddesinde özetlenen bu kurucu felsefeyi özümserse inanın Cumhuriyet Halk Partisi %40'ın üzerinde oy alır. Kemal Kılıçdaroğlu aday olması durumunda ikinci turda çok açık ara farkla kazanır. Yani biz mevcut CHP yönetimi kazanamaz ve mevcut CHP yönetimi bu politikaları sürdürdüğü sürece kazanamaz diyoruz. Ama mevcut CHP yönetimi söylemini değiştirsin, isterse başlarında Kemal Kılıçdaroğlu olsun, kazanabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne tarihi bir fırsat çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihi fırsatı değerlendirmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililer bunu sorgulamalı yani. Efendim HDP'nin oyunu alacağız diye HDP'nin oyu sana gelmez. HDP'nin oyu HDP'ye gider. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş yine aday olacak. HDP bundan önce yaptığı gibi yine Demirtaş'a oy verecek. Efendim ikinci turda. İkinci tur bilemezsin. Kaldı ki HDP'nin oyunu almak için yaptığın her türlü söylem ve girişim sana Türk milletinin nezdinde marjinal kalmanı sonucunu doğuruyor. Yani oradan efendim Demirtaş'ı savunarak HDP seçmeninden alacağın belki 3 oy ama kaybedeceğin, Türk milletinden kaybedeceğin 10 oy. Bunu görmemezlikten geliyorsun. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi söylemini değiştirir. Atatürk'ün tekrar Atatürk'ün partisi olur ve birkaç atama ve görevden almayla inanın Cumhuriyet tarihindeki, kendi tarihindeki en büyük seçim zaferine imza atabilir. Hem genel seçimlerde açık ara farklı birinci parti olur ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyması durumunda da kendisi kazanır bu söylem değişikliğini yaparsa. Tekrar Atatürk'ün partisi olursa. Ha, sanıyor muyum? Sanmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu mevcut durumundan vazgeçmez. Bu söylediklerimi yapmaz. Keşke yapsın. Açıkça söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu söylediklerini yapsın. Ben bile oy veririm. Yani Kemal Kılıçdaroğlu devletin Türk kimliğine vurgu yapsın. Türk milleti, Türk devleti desin. İdari yapının üniter yapı olmasının kırmızı çizgisi olduğunu söylesin. Anayasanın ilk dört maddesinin kırmızı çizgisi olduğunu söylesin. Devletin Türk kimliğine vurgu yapsın. HDP ile arasına mesafe koysun. Demirtaş'la arasına mesafe koysun. Türkçenin kırmızı çizgisi olduğunu söylesin. Ben de oy vereceğim, söz veriyorum. Yani biz burada, bizim için partiler isimler önemli değil. Türk devletinin bekası önemlidir. Cumhuriyet'in kurucu felsefesi önemlidir. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'in kurucu felsefesi önemlidir. Kişilerin hiçbir önemi yok, partilerin hiçbir önemi yok. Yani bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi bunları yapsın. Ben dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Atatürk'ün partisinin genel başkanı olursa ve Cumhuriyet Halk Partisi tekrar Atatürk'ün partisi olursa, Sezgin Tanrıkulu'nun değil, Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu'nu, Canan Kaftancıoğlu ve onun gibi isimleri göndersin. Ulusalcı, milliyetçi, gerçek Atatürkçü isimleri getirsin ve bu söylediklerimi yapsın. Anayasanın ilk dört maddesinde özetlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini önümsesin, devletin Türk kimliğine vurgu yapsın. Biz de oy verelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en büyük seçim zaferini kazansın. Bu kadar basit.
Hani her zaman diyorlar ya, efendim HDP oyu almadan kazanamayız. Al sana Türk'ün oyu ya, Türk milletinin oyu. Önünde milyonlarca HDP'nin %13 oyu varsa, Türk milletinin %87 oyu o var. Siz ona hitap edin, inanın rekor kıracaksınız. Buyurun, karşınıza tarihi bir fırsat. Cumhuriyet Halk Partililer bunu düşünmeli. Ben sonuç alınacağını tahmin etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiğini okumaya devam eder. Yine HDP'nin ve Demirtaş'ın avukatlığını yapmaya devam eder. Cumhuriyet'in kurucu felsefesine sahip çıkacağını zannetmiyorum. Bu noktada kesin, yani Türk kimliğine falan vurgu yapacağını zannetmiyorum. Üniter yapı kırmızı çizgimizdir diyeceğini zannetmiyorum. Daha önceki yaptığı açıklamaları benzer açıklamalar yapar. Ama şaşırsın beni. Şaşırsın, ben de oyumla onları şaşırtayım. Türk milleti oyuyla onları şaşırsın. Yani hani diyorsunuz ya, efendim bu partizan kimliklerini kırın. Ya biz efendim muhafazakar kanattan gelmemize rağmen, sağ seçmen olmamıza rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririz. Sıkıntı yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olsun, Atatürk'ün partisi olsun. Bunu olduktan sonra biz hiçbir parti gözetimi yapmadan inan oy verebiliriz. Ve Türk siyaset için son derece de sağlıklı olur arkadaşlar. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.